Evet, tefsiri Nesefi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Nesefi tefsirinden Sure-i Şuara ve 192. ayetteyiz. Malumunuz olduğu üzere Şuara suresi her biri müstakil bir ayetler grubu, tenzil dedi ya, peyderpey indirilen grubu gibi önemli peygamberlerin, hepsi önemli de, kıssalarını bize anlattı. Şimdi sıra geldi Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'a. Ona geldik. Ve innehu, ey Kur'an'ın muhatabı olan herkes, hiç şüphe yok ki eyl Kur'an'e, Kur'an-ı Kerim, letenzilu rabbil alemin, Rabbül alemlerin Rabbi olan Allah'ın peyderpey indirdiği vahiyler mecmuasıdır. Münezzelun minhu, onun tarafından indirilmiş. Nezele bihi, onu indirmiş. Muhaffefun, yani nezzele değil de nezele. Anladın değil mi? El failu fail er ruhul emin. Güvenilir ruh. Yani Cebrail aleyhisselam. Ruhu emin diyoruz biz ona. Evet. Ey Cibrilu. Liennehu eminun alel vahyillezi fihil hayat. Yani kendinde hayat bulunan, yani doğrudan hayat manası olan vahyin, vahiy konusunda çok güvenilir birisi. Evet. Hicazi ve Ebu Amr ve Zeyd ve Hafs ve gayruhum. Diğerleri de bir teşdidi. Yani nezzele bihi şeklinde. Tamam. Ve nas bir ruh. Yani tabi ruhu da ve nezzele bihi, yani onu indirdi. Er-ruhal emin. Evet. Yani vel failu huvallah. O zaman fail Allah'a dönüyor. Ey cealallahu ruha nazilen bihi. Yani Allah ruh adı verilen Cebrail'i indirici kıldı. İndirmeye vesile kıldı. Vel ba'u, o bihi'deki b'deki b elel kıraati littadiye. Müteaddilik içindir. Tamam. Peki kime indirdi Cibril aleyhisselam? Ala kalbike. Ey şanlı peygamber. Senin kalbine. Ey haffazake ve fehemeke iyyah. Yani o Kur'an'ı ezberletti ve sana anlattı. Ve esbetehu fi kalbike. Kalbinde öyle yerleştirdi ki isbate ma la yunsa. Unutulmayacak şekilde bir isbat. Ke kavlihi senukriüke. O Kur'an'ı sana okutacağız. Fela tensa, asla unutmayacaksın. Ayetinde olduğu gibi Ala suresinde. Litekune minel mundirin. Ta ki böylece insanları uyarıcı olanlardan olasın. Nasıl peki indirildi Kur'an-ı Kerim? Bilisanin arabiyyin, Arapça diliyle. Bilugati Kureyş'in ve cürhümin. Bu iki, yani lügat. Cürhüm de varmış, ben bilmiyordum. Cürhüm dediği, yani Mekke, yani Yemenliler, hala Yemenliler var Mekke-i Mükerreme'de ve İsmail İbni İbrahim de evlenmiş onlarda. Çok enteresan. Onun torunları yani. Ha. Sonra Harem-i Şerif'te inkar yoluna gitmişler, Allah da onların sonunu getirmiş, yani perişan etmiş, helak etmiş. Yemenliler. Yemenliler gelip, enteresan. Evet, fasihim, cürhüm. Yani fasih demek, Arapça fasih bir dille. Ve musahahin, ve sağlam, sahsih edilmiş. Amma sahafetul ammetu. Ben de şeddeli. Sahafetu. Yani sahafetul, yani milletin lafızlarını bozmasından korunan, tasih edilen. Evet. Tamam. Vel ba'u, buradaki be de bir lisan. İmma en yetealleke bil münzerin, münzirin. Ya ikaz edenlerden manasına gelen münzirine bağlı. Eyli tekune minellezine enzeru bihadel ünziru veya enzeru daha doğru. Bihadel lisan. Bu Kur'an lisanıyla İnsanları uyaranlardan olman için demek olur o zaman. Ve hum hudun, kimdir bunlar? Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam.
Ev veya bi nezele veya nezzele. Ey nezzelehu bi lisanin arabiyyi. Yani Kur'an'ı Arap diliyle peyderpey indirdi. Litundira bihi. Onunla insanları ikaz edesin. Liannehu lev nezzelehu bi lisanin veya nezzelehu yani fark etmiyor. Bi lisanin acemiyyi. Arapça dışında yabancı bir dille indirseydi letecafu anhu asla. Yani baştan ondan uzaklaşırlardı. Evet. Uzak dururlardı. Ve lekalu derlerdi. Ma nasna'u bima la nefhamu. Anlamadığım şeyi ne yapalım? Feyetaadzerul inzaru bihi. Böyle bir başka dille uyarı imkansız olurdu. Ve fi hadzal vec yani bu ikinci şıkka göre enne tenzilehu bil arabiyye elleti hiye lisanuke ve lisanu kavmike yani Arapça ile indirilmesi Kur'an'ın ki senin de milletinin de imanıdır ey şanlı peygamber tenzilullahu ala kalbike kalbine peyderpey indirilmesi li'enneke tefhemuhu ve tufhimuhu kavmeke hem kalbine indirilenden anlarsın ve milletine anlatırsın ve lev kâne acemiyyem yabancı dilde olsa yani Arapça dışında olsaydı acemiyyen demek Farsça demek değil yani. Yasin de demek değil çünkü o geç kaldı ama geldi. Eğer yabancı bir dil olsaydı lekâne nâzilen alâ sem'ike dûne kalbike. Kalbine değil de kulağına indirilmiş olurdu. Anladın inmiş olurdu. Lianneke tesme'u ecrâse hurufin. O zaman sen sadece harflerin seslerini duyardın. La tefhemu ma'aniha ve la ta'iha. Manalarını anlamaz ve koruyamazdın. Kalbine indirildi senin. Harika bir izah ya. Ala kalbikenin izahı yani. Kısmen kaçırdın ama zararı yok. Ve kad yekulu racu arifen bi iddeti lugatin. Bazen bir adam çok sayıda yani dilleri bilebilir. Fe izâ küllime bi lugati illeti neşe aleyha. Doğduğu lügatle, dille konuşulduğunda lem yekun kalbuhu nadıran illa ile manil kelam. Kalbi sadece konuşulan sözlerin manalarına bakar. Ve in kullime bi gayriha ama yabancı dille, kendi dili dışındaki dillerle konuşulursa kana nazaru evvelen fi elfaziha. Öncelikle lafızlarına dikkat eder. Sümme fi maniha. Manalarına ikinci sırada dikkat eder. Ve in kana mahiran bi marifetiha. O dili bilmekte mahir olsa da. Yani ve in kana yucidu tilkel lugha. فَهَذَا تَقْرِيرٌ Bu şunu tespit etmek içindir ki اَنَّهُ نَزَلَ عَلَى قَلْبِهِ yani veya نُزِّلَ عَلَى قَلْبِهِ Peygamberimizin kalbine Kur'an indirilmiş لِنُزُولِهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ açık bir Arapça ile indirildiği için kendi dili وَاِنَّهُ وَاِنَّ الْقُرْآنِ bu yüce Kur'an لَفِي زُبُرِ الْاَوَّلِينَ geçmişteki peygamberlerin kitaplarında yani yapraklarında da nedir? Yazılıdır. Zikrediliyor. Yani zikruhu müsbetün fî sâiril kütübis semaviyye. Kur'an'ın olduğuna dair diğer semavi kitaplarda zikrediliyor. Ve kile bir görüşe göre inne ma'aniyehu fiyâ. Kur'an'da anlatılan manalar kardeş kitaplarda da var. Ve fî delilün alâ. Bu da gösteriyor ki ennel Kur'ane Kur'anun. Kur'an Kur'andır. İza tercüme bi gayril arabiyye. Arapçaya tercüme edildiğinde yine Kur'andır. Çünkü manaları var. Fekunu delilen o zaman delil olur. Bu da Hanefilerin görüşü. İmam-ı Azam'ın görüşünü teyit ediyor. Ala cevazi kıraatil Kur'ani bil farisiyeti fi's salat. Namazda Farsça Kur'an okumanın caiz olduğuna delil olur. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Ama sonradan İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşüne dönmüş. Aciz olanlar dışında caiz değildir demiş. Doğrusu da bu görüş. Evelem yekul lehum ayeten. Allah Allah. Ayetün de okuyanlar var. Tamam mı güzel kardeşim? Yani onlar için bir delil teşkil etmedi mi? Şami böyle okumuş. Cu'ilet ayeten isme kâne. Yani özür dilerim.
Ha yani evlem yekullehu ayetün olur o zaman. Öyle değil mi? İsmi olunca öyle olur. Ha. Ama ayeten okuyanlar da var. Kânen ismi olduğunda ve haberhu en yâlemehu. Haberi de yâlemehu olur. Yani Kur'an'ı bilmesi, yani öğrenmesi, Kur'an'la alakalı mukaddes kitaplarda zikrinin geçmesi delil değil mi? Eyl Kur'an'a yani. En yâlemehu li vücûdi zikri fit Tevrat. Tevrat'ta zikri geçtiği için Kur'an'ı bilmesi bir delil değil mi onlara? وَقِيلَ فِي تَكُنْ دَمِيرُ الْقِسَّ اَوَلَمْ تَكُنْ okumuşlar. Bazıları da. Anladın değil mi? Yani ayet olmadı mı? Yani o tekündeki zamir kıssaya gidiyor yani. Bu olmadı mı? Ve ayetün haberun mukaddem. Ve ayeten olacak yine. Mukaddem haber. Çünkü haber mansub olur. وَالْمُبْتَدَا اَنْ يَعْلَمَهُ. Yani burayı anladın. Ha en ya'lemehu haber. Her halükarda ayetin okunacak değil mi? Bak burada yanlış yaptık. Bak birinci yani bir defa tekrar edelim. Evelem yekullehu bizim kıraatte nasıl? Bizde ayeten. Ayeten ha. Ayeten olunca kânenin haberi. Öyle değil mi? Ama ayetin olursa Şami böyle okumuş. Kânenin ismi haberi de en ya'lemehu. Yani Kur'an'ın Tevrat'ta zikredildiğini bilmesi siz onlar için bir delil değil mi şeklinde. Bazılarına göre de tekün, evelem yekün değil de tekün, damirül kıssa. Bu olaya yani bu hadiseye dönen zamir. Yani bu ayetün de haberun mukaddem. Mukaddem haber. Evelem tekün ayeten olur o zaman. Yani en ya'lemehu isim de olabilir, ismi de olabilir. Bakalım. Vel mübteda. O müpteda oluyor. En ya'lemehu. Anlatabildim mi? En ya'lemehu müpteda vel cümletu haberu kâne. O müpteda cümlesi de kânenin haberi. Anladınız değil mi bu? Kânenin haberi. Enteresan bir şey. Ve kîle bir görüş daha. Bana göre evelem yekullehu ayeten en ya'lemehu. Yani en ya'lemehu yekünün ismi, muahhar ismi haberi yani veya ismi değil de özür dilerim. Ayeten de yok ayeten haberi en ya'lemehu ismi. Öyle değil mi? Mübteda haber. Bir görüşe göre kâne tammetün. Nakıs değil de tam fiildir. Vel failu ayetün. Ayetündür fail. Ve en ya'lemehu bedelün minha. Onun bedelidir. Ev veya 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 çok nahivde. Haberu mübtedeyin mahsuf. En ya'lemehu hasfedilen müptedanın haberidir. Ey evelem tahsul lehum ayetün. Onlar için bir ayet teşkil etmedi mi? Oluşmadı mı? Ve gayru diğerleri de yekün şeklinde okumuş bir tezkiri. Anlatabiliyor. Yani müennes değil de evelem tekün değil de tekün olursa öyle. Evelem yekün ve ayeten bin nasbi ala enna haberu. Bizimki değil mi bu? Yani haber olarak mansup olmuş. En ya'lemehu huvel ismu. Yani bence en doğrusu da bu. En ya'leme onu bilmesi de isim. Ve takdiruhu şöyle mana. Evelem yekullehum ilmu ulemai beni İsrail'e ayeten. Yani İsrailoğullarının alimlerinin Kur'an'ı Tevrat'ta zikredildiği için bilmesi onlara bir delil teşkil etmiyor mu? Tam oturdu değil mi bu? Bana göre diğerlerini unutalım. Ama hürmet edelim. Öyle değil mi? Ulema-u Beni İsrail ha, ki Abdillah İbni Selam lehum dediği o ki Abdillah İbni Selam ve gayrihi. Bu ulema-u ayetten mi? Ayet ulema. Evet hocam. Ha, tamam. Ey nasıl olur? Ne oluyor o zaman? Yani, lehumun yerine mi? Ulema-u ya'lemuna fail oluyor hocam. Fail oluyor cümlesi de en ya'lemehu. Ha en ya'lemehu. Ya evet, ben yine bugün muhakkak kafam karışıyor. Yani oruç tutmuyorum ama bazen tamam. Yani ya'lemehu ulema'u beni İsrail. İsrailoğullarının alimlerinin bunu bilmesi, Tevrat'ta olduğuna dair Kur'an'ı bilmesi, haber verildiğini bilmesi onlar için bir delil teşkil etmiyor mu? Şimdi bizim mana tam oturdu.
Ka'abdillah ibn Selam ve gayrihi. Bu da Yahudi alimiydi. Sonradan Müslüman oldu. Kâlallahu Teâlâ ve izâ yutlâ aleyhim kâlu âmennâ bihi. Yani o alimlere, İsrailoğullarının alimlerine Kur'an okunduğu zaman derler, biz iman ettik. İnnehu'l hakku min Rabbina. Kur'an Rabbimizden gelen hak kelamullah'tır. İnna kunna min kablihi muslimin. Zaten öncesinde de bu mevzuda müslimdik. Yani teslim olmuştuk, kabul ediyorduk. Ve hutta fil mushaf ulema'u şeklinde yazılmış. Mushafta bivavin kablel elif. Eliften önce vav yazılmış. E bizim de öyle zaten. Yine hocam, dair ve izâ tutnâ aleyhim ayeti değil mi Abdullah ibn-i Selam hakkında? E tabi o mevzu hakkında yani. Onunla benzerleri hakkında. Buna işaret eden birkaç ayet var. Çok yani. Ayet var. Ellezîne yârifûne ayeti tamamen onun hakkında. Hani Hazreti Ömer sormuş, ya Abdullah ibn-i Selam, sen daha önce peygamberimizi tanımıyordun. Yani o da diyor ki, vallahi çocuklarımın hanımımdan olduğunda şüphe ediyorum. Ama Muhammed'in ahir zaman peygamber olduğunda şüphe etmiyor. Ellezîne yarifûnehu kemâ yarifûne ebnâhum. Ya çok enteresan bir ayet o. Çok zikretmişim ben. Yahu velev nezzelnâhu. Eğer biz o Kur'an'ı alâ bâdil e'cemiyyîn, yani dil bilmeyen, fasih olmayanlara indirseydik. Burada acemi, fasih olmayan. Cem'u acem ve huvellezî lâ yufsah. Dili, dil bilgisi kaidelerine ve fesahat kurallarına aykırı, yani uygun okuyamayan. Ve kezâlikel acemiyyû, acemi de aynı mana. İllâ enne fîli ziyâdeti yâin nisbe ziyâdet etti ekîdin. Acemi de aynı mana. Ama nisbet yası ilave edildiği için daha çok pekiştirme manası var. وَلَمَّا كَانَ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ غَيْرِ لِسَانِهِمْ. Yani kendi dilleri dışında bir dille konuşan biri olunca لَا يَفْقَهُنَ كَلَامَهُ, sözünü anlamazlar. قَالُوا لَهُ derlerdi. اَعْجُمُمْ وَاَعْجَمِيُمْ. Bu da Araplara anlatıyor yani. İkisi de mümkün. شَبَّهُوا بِمَنْ لَا يُفْسِحُوا وَلَا يُب۪ينُوا. Açık konuşmayan, fasih konuşmayanlara benzetiyorlardı onu. Vel acmiyyu ellezî min cinsi, bak acemiyyu, karıştırmayalım. Acemi ile acem farklı. Acemi ise ellezî min cinsil acem, yabancılar cinsinden. İlla Farslılar demek değil yani. Gerçi bizde acem, daha ziyade İranlılar kastediliyor. Efsah, tamam. Evlem yufsah. İster fasih konuşsun, ister konuşmasın, tamam. Yani daha fasih olanlara da acemi diyorlar. Ve kara el hasenu, İmam-ı Hasen-i Basri okumuş, el acemi yine şeklinde, çoğul okumuş yani. Acemiler. Ve kile el acemin. Allah Allah, çok enteresan. Öyle de. Tahfifu el acemiyi. Onu biraz daha yayı hasfetme şeklinde. Yani iki manası var değil mi hocam? Bir acemi evet, bildiğin acem, sana evet. Fasih konuşamayan. Bir İster fasih konuşsun olmayan. İster konuşmasın. Hayır. Acemle acem ve acumi, acemi farklı. Acem ve acemi hiç fasih konuşmayan. Açık konuşmayan. Ama acemi tam fasih konuşsun konuşmasın o demek. Konuşabilir de konuşmayabilir de. Yani bir Arap da mesela tabii. Acemi olabilir. Olabilir. Kema kalu el eş'arun ey el eş'ariyun. Eş'ariler demek. Aynı yani bu dil kaidesi. Bir hasfi yayın nisbe, nisbet yasını hasfederek. Ve lev le hadet takdir. Bu mana olmadığı takdirde lem yecüz en yücma'a cem'as selameti. Bak. Cem'i salim olarak cem edilemez. Eğer bu mana olmazsa. El acemiyyini konuşuyoruz. Lianne muennetehu acma. Çünkü müennesi acma şeklindedir. Yani acemi, acemiyyin vesaire. Böyle okumuş. Evet. Yani acemiyyin, aceminin, acemin cem'i olması biraz problem. Niye? Cem-i müzekker salim olması zor. Çünkü müennesi acma. Cem-i müzekker salimin de şartı ef'al fa'la kalıbından olmaması. Ama küfilere göre bu caizmiş.
Fakara'uhu aleyhim. Yani biz o peygamberin kalbine indirdik Kur'an'ı. Mâ kânû bihi mu'minîn. Onlara okudu ama onlar iman etmediler. Tamam. Yo. Tamam. Yani iman ettiklerini indi onlara okudu. Yani o İsrailoğulları var ya Abdullah İbni Selam başta. Ben sanki baştan müşrikler kastı oldu. Vel mana şu. İnna enzelna hadal Kur'ane ala raculin arabiyyin bilisanin arabiyyin mubin. Biz bu Kur'an'ı kendisi Arap olan bir insana açık bir Arapça, Arap diliyle indirdik. Fefehimu anladılar. Ve araf ve arifu mu arafu mu? En arafa rabbehu. Tamam. Ve arafu fesahatehu ve ennehu muciz. Onun fasih bir dile sahip olduğunu ve mucize olduğunu anladılar. Vandamme ila zalike, buna katıldı ittifakü ulemai ehli kütüb. Bütün ehli kitabın alimleri. Kablehu, daha önce ala ennel beşarete bi inzalihi ve sıfati fi kütübihim. Sebebi de daha önce indirileceğine dair müjde vardı kitaplarında. Özellikleri de vardı Kur'an-ı Kerim'in. Ve kad tadammenet meaniyehu ve kısasahu. Eski kitaplar Kur'an'ın manalarını ve de içindeki kıssaları ihtiva ediyor, biliyor musun? Ben Pristina ilk gittiğimde Tevrat'la İncil'i birlikte okudum, Kitab-ı Mukaddes'i. Biliyorsun Kitab-ı Mukaddes Tevrat kısmında, ama farklılıklar var tabii. Yani bu peygamber kıssaları var. Ben kıyaslama yaparak okudum yani. Bir tefsir İngilizce, bir de İngilizce Kitab-ı Mukaddes. Baştan sona mı okudun? Evet. Deli gibi okuduk işte. وَسَحَ بِذَٰلِكَ. Böylece doğru çıkıyor ki اَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yani bu Allah nezdindendir. وَلَيْسَتْ بِأَسَاتِيرَ كَمَا زَعَمُوا. Yani o müşriklerin iddia ettiği gibi geçmişin masalları değil. فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. Onlar iman etmediler. وَسَمَّوْهُ شِعْرًا تَارَةً. Bazen وَسَمُّوهُمُ سَمَّوْهُمُ. Semmel diye. Evet. Bazen şiir dediler. Ve sihren uhra. Bazen sihir dediler. Ve kalu dediler. Hâzâ min iftirâi Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Muhammed'in iftirasıdır dediler. Ve lev nezzelnâhu. Eğer onu indirseydik. Alâ ba'dil âcimillezîne lâ yuhsinul arabiyye. Arapçayı güzel okuyamayan, anlayamayan bazı acemilerin üzerine indirseydik. Fatlan en yaktira ala nazmi mitlihi fekara'ahu aleyhim hakeza mucizen. Bırak onun benzerini ifade etmeye gücü yetmek, ayrıca onlara okumak, böylece mucize olduğunu göstermek, bırak bunları, o fadlanın o. Lekeferu bihi kema keferu. Aynen burada olduğu gibi yeniden küfrederler, çünkü bir defa mucize olduğunu şekilde okuyamadı, edemedi diye. وَلَتَمَحَّلُوا لِجُحُودِهِمْ عُذْرًا. Ve inkarları için de bir mehal bulurlar. Yani gerekçe bulurlardı. وَلَسَمَّهُ سِحْرًا. Ve sihir derlerdi. Bundan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor. ثُمَّ قَالَ. Sonra Allah buyuruyor. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ. Allah Allah. Böyle anlatabildim mi? Onları yola verdik. Yani onlar tekzip ettiler, küfre gittiler. Böyle yola verdik onları. Hu dediği böyle, yani seleknahu dediği o. Bakalım başka bir kelime kullanmış mı? Yani selekenin manasını biliyoruz da, anlatabildim mi? Ha, kedalike seleknahu, yok zaten açıklamamış. Yani etkalnel tekzibe evil kufra. Böyle yani onları küfre ve tekzibe soktuk. Yani onların ey etkalnel tekzibe kalplerine, yani biz ne yaptık? Ve huve medlulu kavli ma kanu bihi mu'minin. Hani iman etmediler sözünün cevabı. 199. ayette var ya, okuyalım orayı. Ha, fakara'na fakara'ahu aleyhim, yani onlara okusaydı, yani acemilere indirsek o da okusaydı, mekanu bihi mu'minin, hiç iman bile etmezlerdi.
Hocam orada ama buna, burada iman ederlerdi manası verdik. Ona iman ettikleri şeyi onlar okudu. Kedalike seleknahu. Yani tamam. Tamam. Anlaşıldı mefhul mesela. Tabii. Yani iman ettiklerini içi onları tekzip ve tekfire yönelttik demek. Seleknahu yani soktuk, yönelttik. Yani tekzip ve tekfir yoluna soktuk. Veya girdiler. Fi kulubil mucrimin. Allah Allah. O Kur'an'ı yani onların iman ettiği, İsrailoğullarının alimlerinin iman ettiği Kur'an'ı suçluların kalplerine tekzip ve tekfir şeklinde soktuk. Şimdi oldu değil mi? Fi kulubil mucrimin. Yani el kafirin ellezine alimna minhum ihtiyar el küfri vel ısrari aleyh. Yani kendilerinin küfrü tercih edeceğini ve onda ısrarcı olacaklarını bildiğimiz kafirlerin kalbine o Kur'an'ı yani iman ettikleri şeylere ne yaptık? Tekzip ve tekfiri bir nevi onların kalbine soktuk. Yani mitlehâde selk seleknâhu fî kulûbihim. Tıpkı bunun gibi kalplerine soktuk. Ve karrerna fiyâ. Kalplerinde bu tekzip ve tekfiri takrir ettik, sabitledik. Fekeyfe mâ fu'ile buhim. Yani onlara ne yapılsa ve ale eyyi veçhin dubbira emruhum. Ne kadar o kafirlerin işleri tedbir edilse, tedbirler alınsa felâ sebîle. Yolu yok ilâ en yetegayyeru ammâ hum aleyhi minel kufri bihi ve tekzibi lehu. İşte mana tamamlandı. İçinde bulundukları küfür ve tekzipten değişmeye onların yolu yok. Kema kale Cenab-ı Hak buyuruyor başka bir ayette. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ. Eğer sana bu Kur'an'ı kağıt üzerinde bir kitap olarak indirseydik, فَلَمَسُوهُ بِيَيْدِهِمْ. Elleriyle de o kitaba dokunsalardı, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سَحْرٌ مُب۪ينَ. Yine de küfredenler bu açık bir sihirden başka bir şey değildir derlerdi. وَهُوَ حُجَّتُنَا عَلَى الْمُعْتَزِلَ. Bu ayet bizim için mutezileye karşı bir delil. فِي خَلْقِ الْاَفْعَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. Yani kulların fiilleri hayır olsun şer olsun yaratan Allah. وَمَوْقِعُ قَوْلِهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. Allah Allah. Yani ona iman etmeyecekler. Biz mücrimlerin kalplerine İsrailoğullarının iman ettikleri şeyleri tekzip ve tekfir şeklinde soktuk. Yani iman etmezler onlar. Peki bunun yeri bil Kur'an min kavli seleknahu fi kulubil mücriminde yeri mevki'ül muvaddah vel mülahhis. İşi özetleme ve açıklama yeri. Yani la yu'minûne bi. Öyle soktuk ki tekzip ve tekfiri iman etmezler. Li'ennehu mesûkun. Çünkü bu niçin sevk edildi? Yani bu ifade. Li sebâtihi mukezzeben meçhûden fî kalâ kulûbihim. Çünkü Kur'an'a yani o iman ettikleri İsrailoğullarının Kur'an kalplerinde inkar edilmiş ve tekzip edilmiş olarak kalacak. فَاُتْبِعَ مَا يُقَرِّرُ هَذَا الْمَانَى. Böylece لَا يُؤْمِنُونَ بِهْ cümlesiyle bu manayı yeniden teyit edecek bir cümle getirildi. مِنْ اَنَّهُ ki onlar لَا يَزَلُونَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِهِ وَجُحُودِهِ. Yani o Kur'an'ı tekzip edip inkar etmekte devam edecekler. حَتَّى يُعَيِّنُ الْوَعِيدِ başlarına patlayacak tehdit gelinceye kadar. وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ حَالًا لَا يُمِنُونَ بِهِنِنْ o cümlenin hal olması da mümkün. اَيْ سَلَكْنَاهُ فِيَا غَيْرَ مُؤْمَنٍ بِهِ. Yani iman etmedikleri halde kalplerine tekzip ve tekfiri soktuk. Anlaşılıyor değil mi? Bir sıkıntı evet. Yok. Hatta يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيمِ açık azabı görünceye kadar. الْمُرَادْ مُعَيَنَةُ الْعَذَابِ indelme, ölüm sırasında azabı görmek. O zaman iman eder. Tabii. Ve yekunu zalike imane ye'sin fe la yenfa'uhum. Bu da ümitsizlik imanı olur. Firavunki gibi fayda vermez. Fe ye'tiyehum o azap gelecek. Bahteten aniden.
fec'eten veya füc'eten, aniden gelecek. Ve hum la yeşuru bi'tiyan, geldiğinin farkına bile varmayacak onlar. Feyekulu diyecek. Ve feyetiyehum, okuyan da var. Yani feyetiyehum le feyekulu ma'tufani ala yerav. O yereve atıfmış. Oldu mu? Hel nahnu munzarun. Derler ki acaba bize mühlet verilecek mi ki iman edelim tekrar? Bu munzar biliyorsunuz. Yani yes'eluna nazirate vel imhale tarfete aynin. Göz açıp yumuncaya kadar bize mühlet verilebilir mi? Yeniden bakmamızı, düşünmemizi temin edebilirler mi ki? Fela yücebune ileyha. Böyle bir isteklerinde onlara cevap verilmez. Efe bi azabina yestacilun. Bizim azabımızı mı bir an önce gelmesini istiyorlar? Tevbihun lehum ve inkarun aleyhim kavlehum. Hem azarlamadır hem de şu sözlerine karşı, yani hani dediler ya, yani bir nevi reddiyedir. Bu inkar yani beğenmemek, hoş karşılamamak. Reddiye demek en güzeli. Fe'amtir aleyna hicâraten mine's-semâi evi'tina bi'azâbin elîm. İster bize semadan taş yağdır, isterse acıklı bir azabı hemen başımıza getir. Ve nehve zâlike, benzeri cümlelerin, değil mi? Azarlama yani. Kale Yahya ibn Muaz'in, bu da tabiilerden. Zannediyorum tabii. Bir dakika bakalım kardeş. Ebu Zekeriya er-Raiz, Razi. Bunu tanıyorum ya. 258'de vefat etmiş. Evet. Evet, evet. Şey, yani tabii. Eşeddün nâsi gafleten men ihterre bi hayâtihi. Hayatıyla aldanan adam gaflet itibariyle en şiddetlidir. Ve elteddü bi murâdâtihi. Ve arzuları ve istekleri yerine geliyor diye en çok lezzet alanlar en çok gaflet içindedirler. Ve sekene ilâ me'lufâtihi. Alıştığı evine, arabasına, villasına huzur buldum diyenler. Vallahu Teala yekul. Allah da şöyle buyuruyor. Hey. Eferaeyte. Ey muhatap, ey şanlı peygamber. Düşünerek bakmaz mısın? İn mettanahum sinine. Yıllarca ona bu nimet, onlara bu nimetleri versek de ne olacak? Yani burada kalalım. Çünkü yani mevzu değişti kardeş. İhtaga neydi? Hı? Gafleten min ihtaga. Meniktere aldanan. Burada kalsın. Yarın 205'ten okuyalım. Çünkü yeni bir mevzuya giriyoruz. Oldu mu kardeşler? Var mı bunun izah tarzı başka? Yok. Bugün daha neşeliyim ha, değil mi? Kafam biraz daha çalışıyor. Aferin sana. Birisi demiş çalışmıyorsa okutma demiş. Güzel anlatıyorsun. Olsun. Bazen biz de karıştırıyoruz, ne yapalım. Öyle değil mi? Bazen insan da hastayız da öyleyiz yani. Bak bu da hallettiği işleri. Kitaplar